Her sonun aslında iyi bir hikayesi vardır. Her başlangıçtaysa insan aklı geçmişteki yaşadıklarıyla yol alır. Bergen sonunu birçok kez gördü aslında. Şan, şöhret onun için aşk kadar değerli olmamıştı hiç. Hep üstün tuttu değerlerini. Şarkılarında da yaşanmış hikayelerden bahsetti. Gazetesini her gün 3. sayfalar için alırdı. Ülkeden şiddet manzaralarına denk geldiğinde ise yalnız olmadığını fark eder, uzunca iç çekerdi. Aslında her kötü son başlangıçta verilen kararların yansıması değil mi? O tarafını aşktan yana seçmişti. Hep hayallerini kurduğu, her şarkıda andığı, dünyada en değerli varlık olarak gördüğü aşk onun için de bir son hazırlamıştı elbet. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup zile tıklarsanız bu tarz videoların devamından haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hastane yatağında rüyasına girmişti. Müslüm Gürses ile "Cehennem ateşi ahirette olur, sen beni dünyada ateşe attın" diye şarkılar söylüyorlardı. Çok sonraları gerçek olmuştu rüyası. Artık Bergen'i 7'den 70'e herkes tanıyor. Bütün gazeteler Bergen'in acıklı hikayesini yazıyordu. Sol gözü yavaş yavaş iyileşiyordu ve Bergen'in yüreği onu dinleyen herkesi kedere boğacak sonsuz bir acıyla bütünleşiyordu. Halis hapse, Bergen İstanbul sahnelerine gitti. Sahneye çıkarken yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile yüzünü kamufle ediyordu. Halk onun acılarına ortak oluyor, sevenleri gün geçtikçe artıyordu. Halis de kısa bir süre iletişime hiç geçmedi. Kızgındı. "Bırakın gitsin" diyordu bu olayın arkasında. "Sevgili dediğin kıymet bilecek, yoksa bırakın gitsin." Onunla küstüm ben hayata aşka. Bırakın, bırakın, bırakın gitsin. O günlerde bir taraftan bilindik eserlerini seslendirip diğer taraftan yaralarını sarmak için çırpınıyordu. Sevdiği insan ona bunu nasıl yapabilmişti? Sevmek ayaklar altına alınabilecek bir şey miydi? Bergen yıkılmıştı. Yaşam felsefesi haline getirdiği derin aşkı artık anlamsız ve güçsüz görünmekteydi. "Ölmek yetmez senin uğruna" diyordu Bergen. "Baktım inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım. Sense hala anlayamadım." Fotoğraflarla kalbini dizginlemeye çalışıyordu ama bu konuda da başarısız olacaktı. Ameliyatından sonra da artık bir çocuğu olmayacağını öğrendi. Adam hayatıyla oynamıştı. Sanatına, yaşamına kastetmişti. Ama bu bile bitirmedi içindeki aşkı. Aradan birkaç sene geçmemişti ki Bergen Halis'i ziyarete başlıyor ve cezaevine para gönderiyordu. Katiline aşık olmak bu olsa gerek diyecekti sonradan insanlar. Şöhreti de artık Türkiye sınırlarını aşmıştı. Yurt dışı turnelerine çıkıyor, sahne aldığı yerlerde izdiham oluyordu. Bülent Ersoylar, İbrahim Tatlıses'lerle aynı sahnedeydi artık. Aklıysa Halis'teydi. Bir gün yine kavuştular. Aynı film yeniden çekildi. Kimse değişmiyordu. Adam kıskanç, kadın inatçıydı. Bu sefer senaryoya başka bir şey de dahil oluyordu. Halis Bergen'i bir kadınla aldatıyordu. Ve bu Bergen için dünyanın en acı duygusuydu. Düşünsenize, hayatınızı ortaya koyup affettiğiniz adam sizi aldatıyor. Tabii Bergen bunu affetmeyecekti ve harekete geçti. Boşandılar. Artık bitti diyordu. Ne aşka inancı kalmıştı ne de insanlara güveni. Ailesine sarıldı dört kolla. Yaşama tutunmak için. Sevenlerine güçlü görünmek için. Bir gün annesiyle yine bir başka şehre giderken arkadaki araba direksiyonunu kırıp önlerine geçti. Arabadaki Halis'ti. Tartışmaya başladılar. Tek bir el silah sesi duyuldu. Bergen'in ağzına dolan kan çenesinden boynuna ağır ağır akmaya başladı. Bergen acılarını da alıp bu dünyadan göçtü. Ablasına aylar önce aldığı bitki o gün ilk çiçeğini açmıştı. Bunun bir anlamı olmalıydı.